de bundan memnuniyet duyacağımı söyledim. Ve bugün o konuşmanın ardından bir araya gelmiş bulunuyoruz. Nazım Bey ile beraber Tayyar Özbek, Doğru Yol eski başkan yardımcısı, Muratcan Özbek, İzmit'ten, Kavran Özbek, Baş İskele'den ve arkadaşlarıyla beraber, Teyzan Güzgün, belediye meclis üyesi adayıdır, Doğru Yol'dan daha önceden, Osman Çelik, Mustafa Elbasan, Arzu Şamcı, Emel Solakoğlu, Gamze Marankok, Osman Aydın, Azur Türkmen, Osman Şahin, Nurettin Güncü, Gökhan Solakoğlu, Mahmut Yılmaz ve Yaşar Akagündüz. Bu arkadaşların hepsi ANAP'tan davet eden yönetim kurulu üyeliği yapmışlar, ANAP'ta çalışmışlar. Yine Doğru Yol, Doğru Yol'dan Murat Diğer, Arif Aygün ve Yener Cümşit de MHP'den aramıza katılma kararı almışlardır. Hepsini tebrik ediyorum. Vermek istemediğim bir örnek var. Bugün Almanya'da bir tane Alman bulamazsınız ki
Ben bir sene yakın üniversite için kalmıştım. Ben bunu test ettim. Bir tane Alman bulamazsınız. Benim annem babam neden bilen. Malum zaten oy vermiştim. Diyebilen bir Alman bulamazsınız. Ağır, acı dersler veriyorlar. Demokrasi çok önemli. Ve 165 öyle kibara geldi. Ama bugün bulamazsınız. Demokrasiyi yüceltmek, demokrasiyi, hukuku, insan haklarını geleceğin teminatı olan gençlerle ilgili nesillerin eğitim sistemini korumak zorundayız. İşte benim neden tekrar aktif siyasete katkı vermek istediğim duyguları nereden yaklaştı? Korunum oldu bu arada. O kucağıma aldığım zaman o canım sıkıldı. Biz çok güzel bir kurumiyet gençliği çocukluğu yaşadık. Çok mutlu bir çocukluğu yaşadık. Yokluk vardı, yokluk çekti. Ben şöyle doğdum. Gaz lambasını hep unutmadım. Ama çok mutlu bir çocukluk yaşadık. Cumhuriyet çocuğu yaşıyor. Doktorun olacağımı aldığımda yaşadıklarımızı biz göğüslüyoruz ama bu çocuk acaba ne yaşayacak diye hissetmeye başlıyor. Rahatsız olduğum şey sessiz kalmak yerine daha aktif ses vermek. Deniz yıldızı hikayesi vardır. Deniz yıldızı bir yıldızı daha bir hayatını yıldızı acaba diye yazmaya çizmeye başladım. Bu aralar Meral Hanım'ın bu başkanlığı ortaya çıktı. Meral Hanım, arkadaşlar, iki gün önce Diyarbakır'ın en büyük ailelerinden birisi bir asker aldı. Babası, baba Mesut Barzani, kendisi de bu Mesut Barzani çok yakın arkadaşlarıyla, dostlarıyla, çok eski tarihsel birliğine olacak kadar büyük bir ailenin başında. E şimdi, Türkiye'nin bütünlüğünden yana olan insanlar bunlar, büyük aileler. İki gün önce beni aradı. Dedi ki, az bu Meral Hanım nasıl bir kadın, nasıl bir siyasetçi kardeşim? Bu yaşandı arkadaşlar. Dedim ki, abi neyi soruyorsun? Ya ne demek istiyorsun? Ya dedi, bu Ensari oğlunu dedi, ikna edebilecek insanı ben merak ettim. Ne oldu dedim. Abi dedi, Ensari oğlu bir aile ya, benim de yakın tanıyor. Yarım saat önce konuştuk diye beklettim. Abi anlamıyorum dedi. Bu adamı nasıl ikna etti? Burada bütün dengeler değişti dedi. Burada zengin oldu ya. Sıfatlıyor musun? Arkadaşlar, Türkiye'de alışkanlıklar değişiyor. Alışkanlıklar değişiyor. O yüzden herkesin şu anda göremediğimiz kadar anketler konuşabilen insanların üzerinden yapıyor. Konuşabilen insan sayısı azaldı. Konuşmaya korktukça düşünmeye de korktular hali. Dolayısıyla tüm Türkiye'nin demokrasi, Türkiye'nin hukuka ihtiyacı var. Bu yolda emek veren insanların arkasında adam gibi durmak lazım. Tamam. Seçim hesapları vardı. Efendim, acaba İYİ Parti seçime girebilecek miydi, giremeyecek miydi? Giremezse ne olacak dedi. Durumlar nedeniyle, birçok abinizin de tavsiyeleri nedeniyle ama geçirgenlikler şu anda bir dursun. Ne olur ne olmaz düşünüyorum. Bir başkanım da diyor bunları. Sabretti. Ama Kılıçdaroğlu tarihe yazılacak. CHP milletvekili tarihe yazılacak. Demokrasi tarihe yazılacak. Bir hareketle bu sorunlar aşılıyor. Şimdi inşallah imza ile de tercihimizi. Dolayısıyla artık gövdemiz burada, kaydımız başka yerde olması durumu sıkıntı yaratıyordu. Arkadaşlarla konuştuk. Yani herkes dedi ki, ya biz de neler yapabiliriz? O zaman ortaya karışık dedik. Estirisi oldu. Burada herkes var. Burada Anavatan kökenli var, Doğru Yol kökenli var, CHP kökenli var, DSP kökenli var. Hatta benim bildiğim partisine kesin ikinci dönemde DSP'ye HDP'ye oy veren de var. Açık zor bir partiler konusunu açtık. Onu artık Türkiye'de demokrasinin bu memleketin bilmemdedir gibi onlarla ifade edilen hain projelere daha fazla müsaade etmeyecek demokrasiye ve siyasetimize el koyacak insanlar ilgili. Bu çerçevede ben uzatmak istemiyorum. Bu çerçevede benim siyaset yaptığım yılların abilerim başlıyor. Çoğunuz gibi siyaset hiçbir hesaba dayanmaz. Hiçbir
hesap yoktur. Arkadan hiç dolanmam. Sözümü direkt söylerim, sözümü de severim. Sosyal hayatımda da, iş hayatımda da, siyasi de yok. Hiçbir hesaba dayanmadan, hiçbir beklentiye dayanmadan. Çünkü sözü neden arkadaşlar? Hiçbir şey alayım. Ama genel başkanım ve teşkilatı derse ki, partinin bu seçimlerde başarılı olması için mahalle temsilcisi olacaksın. Mahalle temsilcisi. Bakan olacaksın derse, bakan olur. Arkadaşlar hepimize hayırlı olsun. Allah bu memlekette zevar etmesin.